Evet. Şu şeklimize geçtiğimiz arkadaşlar bu şekil biraz kompleks gibi gözüküyor ama aslında o kadar da zor değil. Önemli olan şu 3 boyutunu hayal edebildiğimizde parçanın sol yandan görünüşünde çizebiliriz. Şimdi öncelikle şöyle parçaya bakalım. Bakın önden görünüş bize verilmiş. Önden görünüşe şöyle baktığımızda şöyle bir L görüyoruz. Orası burası arkadaşlar. Daha sonra bakın şu yüzeyi görüyoruz boşaltma kısmına. Daha sonra şurada şu şekilde bir U görüyoruz. Yine boşaltma kısmını gördük. Daha sonra şu yüzeyi görüyoruz ve önden görünüş bitiyor. Yani şurası, şu U ve şunla bitirmiş oluyoruz. Üstten görünüşe baktığımızda ne görmüş bu adam? Şunu görmüş. Şu şekilde üstten görünüşte. Yine baktığımızda L'den sonra şuradaki boşaltmanın şu yüzeyini görüyor. Burası ve şu yüzeyi görmüş. Burası. Yine şu kısmını şöyle görmüş. Bakın şu kısmını şöyle görmüş. Boşaltmamızı da görmüşüz. Şimdi bir sol yandan görünüşe baktığımızda sol yandan görünüşte şurası bakın dolu bir malzeme olduğu için ilk başta şöyle bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgenimizi çizdikten sonra da ben buradan baktığım için mesela şu çizgiyi göremiyorum. Yani şuradaki L oluşumunu göremiyorum. Bu L'yi kesik çizgilerle ifade ettikten sonra bu boşaltmaları da ne yapacağız? Baktığımızda kesik çizgiyle ifade ederek çizimimizi tamamlayacağız. İşte bunun için hemen gereken işlemlere başlayalım. Malzememizin yüksekliği belli. Hemen bu yüksekliğimizi yan tarafa taşıyalım arkadaşlar. Evet, parçamızın şeysini taşıdık. Yüksekliğini taşıdık. Şimdi şu genişliğini şöyle taşıyalım. Bunun için yine 45 derecelik yörüngemizi kullanabiliriz. Şuradaki paralelliği ayarladıktan sonra şöyle şu çizgiyi uzatalım. Ve bu yerden yukarıya doğru çıkalım. Dik bir şekilde paralelliğimizi yakalayıp dik bir şekilde yukarıya çıkacağız. Bulduğumuz noktaları kaydırıyoruz. Evet, şimdi sol yandan görünüş için baktığımızda şu çerçeveyi ne yaptık arkadaşlar? Oluşturduk. Şimdi şu görünmeyen kısımları çizmeye geldi sıra. Görünmeyen kısımları çizebilmemiz için de gene şuradaki noktayı taşıyacağız. Şu yüksekliği taşıyacağız. Hemen onları gene 45 derecelik gölgemizle taşıyalım. Hatta şu şekilde şuradan yine bastırmadan şöyle bir yardımcı çizgi atalım bastırmadan kalemin ağırlığıyla. Daha sonra hemen şuradaki noktamızı ne yapalım? Yandaki görünüşe taşıyalım. Ve buradan da dik çıkacağız. Tabi dediğim gibi biz bunları görmüyoruz. Görmediğimiz çizgiler. Şuradan paralelliği şöyle ayarlayalım. Bu noktaya gelelim. Ve buradan biraz daha şöyle yukarıdan yapalım.
Evet. Baktığımızda arka planda kalan görünmeyen yüzeyi oluşturduk. Şöyle yapalım. Şöyle perspektiften gidelim yine. Şöyle şu kısımdan baktığımızda dikdörtgenimizi çizdik. Şöyle baktığımızda şu şekilde aslında bir dolu bir L göreceğiz. Şu L'yi göreceğiz burada. Dolu bir L. Bunu kesik çizgilerle ifade edeceğiz. Daha sonra şu boşaltmaları da göstereceğiz. Şimdi parçamızı şöyle silelim. Bu boşaltmalara gelelim. Şimdi sol yandan görünüşe baktığımda ben burayı görmediğim için buranın şeysini şuraya taşıyalım. Hemen kesik çizgide ifade edelim. Şu şekilde. Yine sol yandan baktığımızda şuradaki bir kesik parçamız vardı. Bunun derinliğini de buraya hemen taşıyalım. Onu da şöyle kesik çizgide ifade edelim. Bunu oraya taşıyabilmemiz için bunu ne yapacağız? Şu noktayı yapıp şu noktadan 45 derecede çizeceğiz şimdi. Kaydırdık. Buradan da dik bir şekilde dikliği yakaladıktan sonra kaydırıyoruz arkadaşlar bulduğumuz noktaya. Ve oradan yine bastırmadan. Evet. Şimdi parçamız bitti aslında. Koyulaştırma işlemine geçelim. Evet, şu kısımları görmüyoruz demiştik. Oralar görünmeyen arka planda kaldığı için şöyle hafiften bir silelim. Üzerinden kesik çizgilerden ne yapacağız? Geçeceğiz. Evet, parçamızın sol yandan görünüşünü oluşturduk arkadaşlar. Bu şekildeydi.